life is life, that's life. Sing a song of life. Every heart beats a miracle. Feel the rhythm growing day by day as we go. Look inside, your body is humming with a million drums that are drumming. Ooh. Your lungs get ready. Ooh. I'm celebrating the joy that's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. Everything is singing, my life, my life. Living a piece of the melody. Smaller, bigger, biggest. Being a part of the whole. Holding hands, we are a chorus. As we follow what's before us. It's harmony that binds us. A snappy song, happy song. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, here's life. Take the road to wonder, my life. Where the wise and the wherefores hide. Join us and discover, celebrating the joy that's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, my life, that's life. That's life. The endocrine glands, the testicles or ovaries, the pancreas, the adrenal, thyroid and parathyroid glands. Their job? To secrete hormones. The most important one of all is the hypophysis. It measures only 1 centimeter in diameter, but is nevertheless the conductor of the orchestra. Şefidir. Bu bez hipotalamusa bağlıdır. Beyninin tam ortasında olan hipotalamus sinir sistemi tarafından yollanan mesajları alır ve sinir sisteminin endokrin sistemiyle olan fonksiyonlarını düzenler. Hormonlar hem organları hem de vücudun bütününü etkileyen önemli bir role sahiptirler. Örneğin böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan adrenalin sizi uyanık tutan hormondur. Görevi işleri hızlandırmak. Kullandığı kasların damarlarını genişletmek ve böylece bütün vücudun daha iyi çalışmasını sağlamaktır. Kalbi uyarır. Vücudu besleyen şekerleri harekete geçirir. Ve böylece daha az yorgunluk hissettirir. Göz bebeklerini ve bronşları genişletir. Ve beklenmeyen durumları cesaretle karşılamamıza yardım eder. Ay, bu nedir? Neler oluyor böyle? Bekle bir dakika, dur. Dur! Sakalım adına. Neden madende aylaklık ediyorsun sen? Ben çalışıyorum maestro. Sakalımda mı? Bu çok garip. Evet, elbette, hem de çok sıkı çalışıyorum. Pekala, pekala. Bu seferlik seni affediyorum ama telefona cevap versen daha iyi olmaz mı? Alo, burası hipotalamus, değişim. Evet, haydi. Daha ne bekliyorsunuz? Hemen şu mesajı alın, hadi acele edin. Çok güzel, pekala, derhal. Metabolizmanın hızlandırılması amacıyla tiroid bezinin uyarılması için TSH hormonlarının derhal salgılanması gerekmektedir. Asıl oyun şimdi başlar ve çok eğlenceli olacak. Glukagon salgılanması için pankreastaki alfa hücrelerini harekete geçirmelisiniz. Kasların biraz yakıta ihtiyacı var.
Bunların hepsi hormonlar değil mi? Biz de hipotalamustayız ve beynin bir parçasıyız. Bak dostum, biz beyninde her şeyi düzenler ve emirleri yollarız. Anladın mı şimdi beni? Nereye? Oraya. Oraya mı? Hayır, yarım akıllı. Ayağımın altına değil, yani aşağı kata, hipotize. Ha, aşağıya. Hayır. Bu kadarı yeter artık. Valla neler oluyor? Elbette yine o hormonlardır. Her zaman gürültü yapıyorlar zaten. Kullanıma hazır. Kullanıma hazır. Kullanıma hazırlanın. Ha, anladım. Başlamak istediğim zaman bunu çekiyorum. Tamam, anladım. Öyle bekle. Tiroid bezini vuracak olan TSH hormonu. Bu taraftan git lütfen. Bir dakika. Numara plakalarınız nerede sizin bakayım? Dur. Baksana. İyi görünüyorsun. Gelin bakalım hormonlar. Önünüzde uzun bir yol var. Tiroid bezine doğru ileri. Hoş bir şey değil. Aa, bunu bilerek yapmadık. Bu onlara bir ders oldu. Bu komik motorlar da nedir? Çocuklar, bunlar hipofizden tiroid bezine doğru giden TSH hormonlarıdır. Görevleri tiroidin enerji üretimine başlaması için gerekli mesajı iletmektir. Mesajı alan tiroid de enerji üretimini sağlayacak olan başka hormonlar üretecektir. Peki ya şurada olanlar? Aynı şey. İstersen onlara yedek hormonlar da diyebilirsin. Yedek hormonlar mı? Evet, bu kulağa çok hoş geliyor. Fazla dayanamayacağım. Ben tamamen tükendim. Hiç enerjim kalmadı. Bizi hiç beslemeden bu kadar çok çalıştırmaya ne aklarım var? Çok haklısın. Bu tamamıyla insanlık dışı. Hey, hepsi bu mu? Ama şu ocaklarıma bakın. Bu kadarıyla hiçbir şey yapamam ben. Evet işte. Şekerimiz tamamen bitti ve oksijen de neredeyse hiç kalmadı. Ama sanırım durum ciddi değildir. Şey, bizden enerji istemelerinin mümkün olması için önce bize enerjiyi üretebileceğimiz bir şey vermeleri gerekir. Eminim yakında gelecektir şef. Şeker depoları dolu. Oksijen depoları da öyle. Bana bolca olduğunu söylediler. Sadece onları alıp getirmeleri biraz zaman alıyor. Hepsi bu efendim. Hayır. Bu şekilde devam edemeyiz. Ocak sönüyor. Thank you.
benim küçük iot şişeciklerim. Sizler benim tesellim ve desteğimsiniz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Tiroid bezi vücuttaki en büyük, aslında zaten tek bir işi bulunmaz, iot deposudur. Evet, tamamen de bana ait. Hem de hepsi. Ne? Kim o? Beni neden gözetlemeye geldiniz? Bay Bekçi. Ne istiyorsunuz? Size yeni malzemeler getirmiştik efendim. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Bunların hepsi harika iot ve hepsi de benim. Sadece benim. Ondan ben sorumluyum. O tarafa yerleştireyim. Evet, o tarafa. Harika. Harikayı bekle. Hiç almadınız değil mi onların içinden? Ne almadık mı? İotu elbette. Uzatın bakayım ellerinizi. Ellerinizi göreceğim. Ellerinizi uzatın. Ellerim boş. Ellerim. Bakın hiçbir şey yok bende. İotu elbette. Evet. Peki ya diğerleri ne yaptı bakayım? Hayır. Hiçbir şey yok. Pekala, tamam. Sen de bana ellerini göster bakayım. Aynısı Kuruç. Şunu artık hazineme koyabilirim. Evet. Bir parça kesinlikle aklına kaçırmış. Kendini bütün o yatın sahibi sanıyor. Evet. Bütün hepsini kendisinin sahibi olduğunu zannediyor. Evet. Deri mi peki bu? Aç gözlük ve aç gözlü karakterler işte. İyodum, sevgili iyodum benim, bakın. Benim iyotlarım dokunulmazdır. Duydunuz mu? Dokunulmazdır. Evet. Evet, bir mikrogram, iki mikrogram. Evet, kaç mikrogram etti bakayım? Epi var elimde, çok iyi. Sence ne yapmalıyız? Sadece çok teşekkür ederiz diyelim. Bundan hiç hoşlanmayacak. İyot rezervleri kullanmak için yapılıyor değil mi? Bu durumda başka çaremiz yok. Onları seyretmekten, düzenlemekten, saymaktan ve saklamaktan hoşlanıyor olsa gerek. Her neyse, git ve hemen ona söyle, tamam mı? Hayır, sen gitmelisin. Pekala, siz ikiniz. Hormon yapmamız için gereken iyot. Onu aldınız mı, almadınız mı? Söyleyin bakayım. Hayır. Benim küçük iyot şişelerim, benim değerli iyotlarım. Onları almayacaksınız, öyle değil mi? Almayacaksınız değil mi? Lütfen almayın. Lütfen. Onlar benim çok sevgili varlıklarım. Ama Bay Scrooge. Ne? Bay Bekçi, o iyot depoları gerektiği zaman kullanılmak için yapılıyor. Ama benim depom neredeyse bomba. Boş, bugünlerde iyot çok zor bulunuyor. Daha sonra gelseniz olmaz mı? Başka bir zaman gelmek istemez misiniz? Üzgünüm ama bu bir emir, biliyor musunuz? Verilen emirleri uygulamak zorundayım ve bu çok acil. Ama gerçekten mi çok acil? Pekala, kendinize dikkat edin, tamam mı? Hayır. Beyinden gelen ve hipofiz tarafından verilen emir mi? Ama hayır, istemiyorum dedim. Vücudun ihtiyacı olan enerji üretimini hızlandırmak için tiroidin acı olarak hormon üretmesi gerekmektedir. Hayır, onları vermeyin. İyot rezervleri derhal serbest bırakın. İyot rezervlerini derhal serbest bırakın. Hırsızlar, soyguncular, suikastçiler, katiller. Pekala, 8,5, 9, 10 mikrogram iot, güzel. Tekrar toplayın. Hayır, sizler hırsızsınız, katilsiniz dedim. Adalet istiyorum, kaybettim, her şeyimi kaybettim. Cinayete kurban gittim, boğazımı kestiler. Bütün iyodumu aldılar. Onunla ne yapacaklar? Nereye götürecekler? Nereye saklayacaklar? Onları ben sonra nasıl bulacağım? Nereye gitmeliyim? Evet, belki buradadır. Hayır, orada. Evet, belki de buradadır. Evet, dur bakayım, ver onu bana. Hırsız, iyodumu geri ver. Ay, güçsüz düşüyorum. Ay, ne yapacağım? Bir ahmak, gerçek mi sersem? Bunları artık bu kadar sersem yapmadığını sanıyordum. Hey Bay Bekçi. Bay Bekçi mi? Evet benim. Buradaki her şeyi aldılar. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Neredeyse hiçbir şey. Evet, bana ne olacak şimdi? Başka yiyordum yok.
Bakın size birkaç küçük şişe getirdim. Aa öyle mi? Yoğurt mu getirdin? Aa, bu beni çok sevindirdi. Hazinemi parça parça tekrar oluşturacağım. Ama bekle. Aa, burada çok az var. Kesinlikle çok az. Elindekinin hepsi bu mu? Emin misin? Kullanım hazır. Hadi çabuk ol. Burada neler oluyor? Bu kadar yeter. Hadi. Hadi başlayın işe. Teşekkürler. Sen bir tiroid hormonusun. Tiroid hormonusun. Yukarıya bakın. Gördüğüm kadarıyla tiroid güzelce bilgilendirilmiş. Bakın işte iyotlanmış tiroid mesajları ya. Aha mükemmel. TH hormonları yola çıkmışlar. Güzel güzel ama ayrıca şekerini karaciğeri bırakması için de biraz da glukagona ihtiyacım var. Ancak önce sinir sistemini ve kalbi uyarması için biraz adrenalin. Evet, hazır mısın bakalım adrenalin? Pekala. Adrenalin hormonları. Hiç şüphe yok ki bütün hormonların içinde en güçlü olanlar onlardır. Hazır mısınız? Dikkat! Doğruca kalbe ileri! Nabız dakikada 90. 92. Kalp atışlarını hızlandırmak için geldik. Nabzın dakikada 120'ye çıkması gerekiyor. O yüzden biz de bunun için gelmiştik. Hadi gidelim. Dakikada 120 atış. Ha, dikkat edin, kalp çok fazla yorulabilir. Evet evet, daha fazla oksijen lazım, tamam mı? Pekala, oksijen yeterli görünüyor. Peki şeker geliyor mu? Bak dostum, benim seni geçebilmemin bazı sebepleri var. Ben en hızlıyım, en zekiyim ve de en yararlıyım. Aslında en yalan, yani demek istediğin en harika olak benimdir. Sen de bu gevezelik için uygun bir zaman mı? Doğruca pankreasa git, çabuk ol. Durum çok acil. Şuna bak, biz bunu yapamayız işte. Evet, ama keşke biz de arada bir siesta yapabilseydik. Ya şeker rezervlerini serbest bırakmak için acil olarak biraz glukagon yapmalısınız. Evet, çok acil, çok acil bir durum bu. Ben hazır mıyım artık? Ha, teşekkürler. Güzel, dikkat. Hedefiniz karaciğerdeki fabrikalar ve onların şeker depoları. Pekala, glukagon ormanları. Biz
hormonlar şeker rezervlerini serbest bırakıp kana karıştırmak için geldik. Bizi içeri alacak mısınız? Deniz tuzu. İyotlu tuz satıyoruz. Harika tuzlar burada. En iyi deniz tuzu için buraya gelin. Hadi en iyi deniz tuzu için buraya gelin. Herkes yürüsün. Gelin hadi. Yol hakkında saygı göstermeyi unutmayın. Sakın. Sakın panik yapmayın. Sakın. Bu da ne? Anlayamıyorum Teğmen. Herkese bir anda ne oldu gerçekten bilmiyorum. Çünkü vücut şu anda çok fazla hızlı çalışıyor. Bu hormonların dolaşıma girmesiyle metabolizma fazlasıyla hızlandı. Şunlara bak. Bizler tiroid hormonlarıyız. Bakıyorum burada biraz yakıtınız var. Pekala, biz enerji üretmeye başlamak için geldik. Bir torba şeker, 6 baloncuk oksijen. Bir torba şeker, 6 baloncuk oksijen. Evet, enerji artmaya başlamış gibi görünüyor. Güzel. Şimdi bir bakalım, rezervler ne durumda? Evet, hiç şeker kalmamış ve yağları harekete geçirmek için zamanla gerekiyor ve de kalp ne? Dakikada 130 kez atıyor ve hiç rezerv kalmadı. Olamaz, 130 bu delilik, çok yoruluyor. Bu hiç iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Çok yoruldum, o kadar ki karbondioksitten bile kurtulamıyorum. Sonra da bizden daha fazla oksijen getirmemizi istiyorlar. Buna daha fazla dayanamayacağım. Bir al yuvarın işi budur. Ve bundan hoşlanmasak da elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Vücudun şu anda oksijene fazlasıyla ihtiyacı var. Dostlarımız çok yorgun görünüyor. Evet, çünkü bütün vücut fazlasıyla yorulmuş durumda. Tabii yorulur Teğmen. O kadar hızlı nefes alıyoruz ki. Parçacıkları koruyup engelleri geçip içeri girebilirler. Kontrolde kalsak iyi olur. Hadi beni takip et. Hey, ne yapıyorsunuz? Rahat bırakın bizi. Sakin olun, biz sadece bir süreci yardımımız gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir soğuk algınlığına ne dersin? Ama bronşlar oldukça uzakta bulunuyor. Kan dolaşımını izleriz. Bu bizi oraya götürecektir. Ama bu çok tehlikeli. Bu vücut hala korunuyor. Ama çok yorgun ve giderken yolda çoğalabiliriz. Pekala, çevrede hiç polis yok. Hadi hemen gidelim. Devam edin. Buna inanamıyorum. Bunun gibi bakteriler yoktur. Evet, varız ve işte buradayız. Tıpkı söylediğim gibi, vücudun koruma mekanizmaları standardın altında. Aşağıya bakın. Binlerce diplokosus bakterisi. Derhal ve de çabucak bölünmeliyiz. Hemen gitmeliyiz. İşe yaramıyor. Bunu yetecek kadar enerjimiz kalmadı çünkü. Antikorları kullanmak zorundayız. Tek şansımız onlar. Bu enfeksiyonu tek bir yolla yenebiliriz. O da dışarıdan antibiyotik yardımıyla. Ama yine de hızlandırıcı yardıma ihtiyacımız var. Dikkat dikkat.
Bronşlar diplokosiller tarafından enfekte edilmiştir. Ya bu zatüre başlangıcı. Ama bu iri ve güçlü bir çocuk, onu tedavi edebilir. Buna nasıl yakalandı peki? Kendini fazla zorladı ve bu durumda başa çıkabilmek için hormonlar bütün rezervleri serbest bıraktı. Bütün rezervler de kullanıldıktan ve savunmalar yorulduktan sonra bakteriler vücudu istila etti. Ama neyse ki antibiyotiklerimiz var, halledebiliriz bunu. Pekala, intikamımı ne zaman alabileceğim?